Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve iğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonun da tüm yerini aktif hale getireceksiniz. Tümü işaretleyeceksiniz o şekilde bildirim alarsınız başka türlü bildirim gelmez arkadaşlar o yüzden tüm bir yerini işaretlemeyi unutmayınız Evet şu görmüş olduğunuz bakın çiçeklerimin renginden şöyle mürdüm pembe ve beyaz beyazda içinde minik çiçekleri var bakın yeşille de yaprakları olan bu şekilde iplerim var çok güzel bir model hazırladım bu modelim istek bir model şu şekilde göstereyim modelimi hemen bakın bu bilindik bir model arkadaşlar ortasındaki boncuğu biliyorsunuz yıllardır 15 yıldır bilinen bir boncuk oyası şöyle e, göstereyim boncukları da her tuhafiyede bulabilirsiniz dediğim gibi 15 yıldır sürekli Ankara'da yaptığımız model eski modellerden birisi fakat arkadaşımız çıkaramadığı için onun istek üzerine bu şekilde modeli çıkaracağız. Bir de bakın hürrem boncuğu gibi filan değil. Bakın arkadaşlar gayet sağlam şöyle kullanışı olan bir model olacak. Hemen modelin anlatım kısmına geçelim. İpimi tığıma zincir çekerek tutturdum. Şöyle bakın tığımı da göstereyim 22 numara ve bu boncuğumuzu şöyle ters tarafından yuvanın içine girip sık iğne ile bakın orta kısmından bir ilmek çıkarıp Herhangi bir yaprağın kenarından başlıyoruz. İlk olduğu için fark etmiyor. Bu şekilde sık iğne ile ipimi buraya sabitleyip tutturdum, yerleştirdim Bakın. Şöyle. Şimdi 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen bir yuva oluşturacağız. Orta kısımdan giriyorum ve bu şekilde 7 zincirimi buraya kapattım. 7 zincir yapıyorum. Bakın şurası önemli. Bir de benim beyaz olduğu için ince arkadaşlar. O yüzden 5 yerine 7 zincir çekiyorum. Şöyle tekrar sabitleyelim ve bu ilk yuvamız. Yine 7 zincir. İkinci yuva. Şöyle ortadan ilmeğimi çıkarıp ikinci yuvamız da hazır tekrar şöyle şu ipten tutarak destek alabilirsiniz tutmak da zor oluyor ilk yuvalar hazırlarken o yüzden ipten yardım alarak yapalım şimdi bir zincir çekip düz tarafına döndüm ve bu 7 zincirli yuvanın içine sık iğne ile ilk dönüşümü yaptım bu şekilde 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığı doladım. Hemen yuvanın içine giriyorum. Bakın 2 arasında hiç boşluk yok. 2 ve 2. 2 defa tığı doladım. Yuvanın içine giriyorum. Şöyle 2 2 ve 2. Bakın. Minik ve böyle kalın trabzanlarla papatya yaprağı yapıyoruz. Toplamda 6 tane yapacağız. Şöyle 2 2 ve 2. Yine 2 defa doladım yuvanın içine giriyorum şöyle oturtturuyorum 2 ve 2 bu şekilde şimdi altıncıyı da sıkı sıkı burası sıkı çekin arkadaşlar şöyle ayrık gibi durmasın diğer trabzanlarla yapışık dursun bu şekilde bakın hemen diğer yuvaya hiç zincir çekmiyorum arkadaşlar direkt sık iğne ile geçiş yaptım 3 tane zincir çekiyorum 2 defa tığı doladım Yuvanın içine giriyorum. 2, 2 ve 2. 2 defa yuvadan gir. 2, 2 ve 2. Tekrar 2 defa tığımı doladım. Şöyle yuvaya girdim. 2, 2 ve 2. 5 tane kenar zinciri ile beraber şöyle 2, 2 ve 2. Hemen 3 zincir çekiyorum. Sıkı sıkı çekiyorum ve buraya kapattım. Sık iğne ile sabitledim. Diğer üçüncü yuvaya da yine sık iğne ile geçiyorum bakın. Şöyle çok güzel yuvarlak yuvarlak yapraklar oluşturuyorum. 1 2 ve 3 zincir. O da bu kenar zincirlerin sık olması önemli. O yüzden yuvarlak duruyor. Evet oturtturuyorum Hiç boşluk bırakmadan 2 ve 2 boşluk bırakarak çekerseniz hem büyük olur hem de bu şekilde güzel bir trabzanlarınız olmaz. Bakın hiç boşluk bırakmadan 2 ve 2. Tekrar yuvaya girdim. Şöyle 2, 2 ve 2. 5 tane trabzanı aynı şekilde yapıyorum. Bakın 5. oldu kenar zinciri ile beraber. 1, 2, 3 zincir. Buraya kapattım Bakın. Hemen şöyle zincirimi de çekiyorum. İpimi koparıp şöyle makasımı alayım. Evet, papatya yapraklarımız hazır bu şekilde oldu. Şimdi üst pembe kısmının kirpiklerini yapalım. Motifimizi şöyle ters tarafına çeviriyoruz. Bu beyaz yuvanın içine bakın bu kısma hemen Sık iğne ile ipimi buraya sabitliyorum ve 13 tane zincir çekeceğim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. 13 zincirimi çektim. Hemen bakın bu ortada geçiş sık iğnesi olarak kullandığımız sık iğnenin arasına girip şöyle 13 zincirimi buraya sabitledim. Şimdi arkadaşlar bakalım şu 13 zincir şayet Burayı hani e, böyle kaplamıyorsa şöyle düz tarafından da göstereyim. Biraz daha fazla çekebilirsiniz veya fazlaysa söküp daha küçültebilirsiniz. Yine 13 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. İpinizi güzelce esnetmeyi unutmayın. Şöyle bakın iki tane diğer yuvaya geçiş sık iğnem var. Onun arasına giriyor sabitliyorum tekrar 13 tane zincir Bakın. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13 yine aynı şekilde buradaki beyaz yuvanın içine girip bakın, sık iğne ile sabitledim görüyorsunuz arkadaşlar hemen bu şekilde kavradı kapladık ve iki şöyle iki zincirle düz tarafına dönüp hemen sık iğne yapıyorum. ipimi çok güzel esnettim, incecik yaptım. O zaman bu kirpikler çok güzel duruyor arkadaşlar. Hele ki bu kirpikler için muhakkak ipiniz esnemiş olsun. İki zincirimi çekiyorum şöyle 4 5 6 Ben bugün gidip bir tığ alayım arkadaşlar. 7 8 9 10 Şöyle 2 zincir 11 evet. Bakın bu şekilde kenarını e, kenar kısmını kaplayacak ve yine buraya sık iğne ile geçiş yapıyorum bak diğer yuvaya da sık iğne ile geçişimi yaptım yine buraya da 11 tane kirpik yapacağız hepsi simetri olsun diye eşit derecede iki zincir şöyle 2 3 4 5 6 7 8 şu yaptıklarımızı biraz şey yapıp arkadaşlar kenarlara 11 veya 12 ortaya 10 tane yapalım fazla büyük duruyor çünkü o zaman güzel durması için acaba kaç olmuştu 2, 4, 6, 8, 9 ve 10 Evet, kenarlara bir fazla yapıyoruz şu dönüş yeri olduğu için ee, burada fazla kirpik güzel durmuyor orta kısmında bakın şöyle şu şekilde duracak. fazlası güzel durmuyor bu şekilde şimdi buraya da aynı şekilde 11 tane yapacağız kenarlara kenarlar 1 veya 2 tane fazla olursa kirpik sayısı daha güzel duruyor dönüş yeri için şu aşağı doğru mail yeri için 3 evet, oldu 4 2 zincir 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane de bu tarafı yaptık. Kenarları. Buradaki beyaz yuvanın da içine şöyle sık iğne ile ipimi sabitliyorum. Bakın. Hem şu ipim arkada kaldı. Şöyle güzel meyilli bir dönüşte vermiş olduk uç kısmı. Evet arkadaşlar işimiz bitti. Bunu da koparıyoruz. Bakın yapımı da çok kolay. Hemen bildiğiniz el alışkanlığı. Çok da hoş farklı bir model oldu. Bende yoktu sayfamda bu model. Hem arkadaşımızın gönlünü yerine getirmek hem de bu şekilde sayfamda modelin bulunsun istedim arkadaşlar. Evet yaprak kısmına geçelim. Modelimi şöyle ters tarafına çevirdim. Buraya beyaz yuvanın içerisine girip sık iğne ile sabitliyorum. 7 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, ve 7. 7 zincirimi çektim. Yuvanın içine girdim. Şöyle sık iğne ile buraya sabitledim. Ve yine 7 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın yuvamızı oluşturduk. Yine buradaki beyaz yuvaya da girip ikinci yuvayı oluşturacağız. Sabitliyorum ve bir zincirle düz tarafına döndüm Bu ilk yuvanın içine sık iğne ile sabit. Bakın yapraklar için bu şekilde yuva hazırladık. Şimdi yaprağımızı yapmaya başlayalım. 3 zincir çekiyorum. 2 defa tığı doladım. Yuvaya girip şöyle 2 2 2 alarak bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Şöyle bir defa tığı doladım. Şöyle 2 ve 2. Tırabzan yapıyoruz. Toplamda 7 tane tırabzanımız olacak. Zincirle beraber 3 oldu. Şöyle 4 tığımı doladım 5 tığımı doladım 6 ve 7. 7 tane buraya bu şekilde tekli tırabzan yaptık ve yuvanın içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Evet yaprağımız bu şekilde oldu ve buraya şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 tane zinciri çektim hemen ilk trabzanımın tepe noktasından giriyorum veya arasına da girebiliriz arkadaşlar aynı işlem oluyor kapattım şöyle ilk baş olduğu için 3 zincirle döndüm hemen kirpik olarak kapattım bakın Buraya toplamda 8 tane veya 9 tane kirpik sığdıracağız. 2 zincir şöyle yuvaya girip kapattım. Bu şekilde minik minik kirpiklerimiz oluyor. 2 zincir kapatıyorum. Şöyle kapattım. 5. oldu sanırım. 2 zincir 6 2 zincir şöyle tutayım 7 2 zincir 8 ve sonuncu da 9 9 zincir çekmiştik 9 zincir de bu şekilde 9 tane kirpik oldu ve hiç zincir çekmeden direkt bu şekilde sık iğne ile yuvara girdim yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum ki şimdi bu yapraklar beri geliyor arkadaşlar o yüzden böyle iki tane bir yerine iki tane sık iğne yapıyorum bakın bu geçiş bu da sık iğne 1 2 3 zincir şu yapmış olduğumuz yaprağı bir göstereyim sizlere bakın bu şekilde oldu şimdi aynısından buraya yapacağız hemen iki defa tığı doladım yine 2 2 ve 2 alarak bir trabzan yaptım 3 zincir bir defa tığımı doluyorum şöyle 2 ve 2 bir defa tığı doladım şöyle 2 ve 2 şimdi bakın burayı 7'ye tamamlayacağım 3 görmeniz için katladım 4 5 6 6 bir defa doluyorum ve 7 şöyle 2 4 6 ve 7 Hemen bunu bakın yuvaya ve 9 tane zincir çekiyorum kenarına. 6 7 8 9 çevirdim. İlk trabzanımın arasından girip buraya sabitliyorum ve 3 zincir çekerek düz tarafına döndüm. Hemen bu 9 zincirimin içine giriyorum. Sık iğne ile sabitliyorum. Yine 2 zincir 2 zincir şöyle 3 göstereyim şöyle. Aynısı olduğu için biraz hızlı yapalım dedim arkadaşlar ama yine de anlamayan arkadaşlar için biraz yavaş yapalım. Evet 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. 6 7 2 zincir Şöyle 8 Bismillah. Hemen yuvaya girip bakın yeşil yuvaya da sık iğne ile sabitliyorum buraya. Şöyle hemen ipimi bir zincir çekerek kapatıp yaprak işlemimizi bitirdik. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde oldu. Şöyle birbirine yaklaşmasın diye ortasına bu şekilde bir sık iğne ayarladım bakın daha güzel duruyor Evet şimdi bunu manteleme işlemine geçelim çok kolay bir motif hazırladık ilk önce şöyle tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini yapıyoruz ara suyu olarak da 7 tane bu şekilde kirpikli trabzanlar yapıyorum ve şöyle bir tane bırakıp bir tane de şöyle üçer kirpikle süsleyip hareketlendiriyorum tülbentimde kullanılmış olduğum renklerle yapıyorum kirpikleri de Şimdi ilk başlar gibi başlayacağız arkadaşlar. Ee, ara suyunu da göstereceğim. Şimdi e, motif tığlama işlemiyle başlayacağız. Tığ battımın içine sık iğne ile girip 3 tane zincir çektim. Hemen diğer tığ battıya kapatıp bir tığ battı. Yine sıkı sıkı 3 zincir ve sıradaki tığ battıya girip bu şekilde şöyle bir zincir çektim bıraktım. İki tane tığ battı ara mesafesi olacak motifimle ara suyumun arasına. Şimdi buradaki, bakın bu ipimizi sabitlediğimiz nokta var ya bu sık iğne oraya. Ee, bu boşluğa yapınca arkadaşlar e, şey yapıyor, oynuyor, tam oturmuyor. Sık iğnenin üzerine sabitlediğimiz sık iğnenin üzerine bir zincirimi bu şekilde sık iğne ile sabitleyince güzel duruyor. Bir zinciri tekrar çektim, bakın bir zincirle sabitleyip bir zincirle de diğer yuvaya geçiş yapacağım. Bakın sıradaki yuvaya sabitliyorum. Boş olan tığ battıya sabitledim ve 3 tane zincir çekiyorum ve 3 buraya 2 tane tığ battı yapacağım çiçeğimizin demirinin boyutunda şöyle 3 zincirimi çekip boş olan yere sabitleyip şöyle bir zincirimi çekiyorum bir zincirle bıraktım bakın 2 tane tığ battı bir zincir şimdi yine aynı şekilde burada sık iğne ile sabitlediğim noktadan yuvadan girmiyorum oynuyor arkadaşlar sık iğnenin arasından girince güzel duruyor yuvadan girmesi kadar da zor değil bakın sık iğnenin arasında ipimi ön tarafı geçirip şöyle tekrar sık iğne ile buraya oturtturdum ve bir zincir çekip diğer tığ battıya geçiş yapıyorum Evet 3 zincir çekerek buraya 3 tane yapacağım. Sağa 2 yaptık. Sola da 2 tane tığ battı yapacağım. Şöyle bir 3 zincir şöyle 2 1 2 ve 3 zincir Evet şöyle 2 zincir çekerek bırakıp montelediğimiz işimize bakın bakın sağda iki tane bıraktık bu şekilde solda da 3 arkada da iki tane tığ battı bu şekil oluyor Şimdi demin göstereceğim dediğim ara suyuna geçiş yapıyoruz. Bakın şöyle bir defa tığı doladım. Hemen tığ battıya girip ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 2. 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Buraya 5 zincir çekiyorum ki kirpikler rahat sığsın. 2 zincirle tekrar diğer tığ battıya geçiş yaptım. Kameram yine düşmüş. Tripod sıkmıyor herhalde. Evet arkadaşlar iki zincirimizi tekrar çekiyoruz. Bir defa tığımı doladım ve yuvaya girip 2 ve 2. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen tomurcuğumu trabzana kapatıp tekrar 1 ve 2 zincir. Yuvaya sıradaki yuvaya kapatıp sabitledim. 2 zincir. Evet 2 tane yapmışız. Bundan 7 tane yapacağız bu şekilde ara mesafesi olarak. 7 de bu küçük motifler için gayet ideal. 5 zincirimi çekiyorum. Ve 2 zincirimi çekip Evet, anlaşıldı bildiğiniz bir ara suyu ve bunu 7'ye tamamlayıp geleyim. Evet, şimdi baştan bir tane boş bırakıp ikinci bu 5 zincirli kirpiğin içine girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. 3 tane zincir. 3 tane zincirden buraya 3 tane kirpik. 1 2 ve 3. Kapattım. Tekrar 3 zincir buraya minik minik kirpikler yapacağım. Evet, kapattım. Bak kopardım ipimi ve buraya minik bir kirpik oluşturdum. Tekrar şöyle 1 zincirle tutturdum. Bakın arkadaşlar bir tane boşluk bırakıp bir tane sabitledim. 1 2 3 zincir. Bu şekilde yapılacak bakın arkadaşlar. Şimdi buraya pembe, buraya beyaz, buraya da mor ve baştan tersine dönecek. Bakın ilk başta olduğu gibi. Şöyle mor olan yerin ilk başına pembe gelecek bu şekilde 3 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 zincir yine kapattım. 3 zincir. Bu 5 zinciri rahat yapalım diye 4 yerine 5 zincirli tomurcuk hazırladım. 3 tane kirpik tamam böyle minik minik hareket katması için. Evet. Hemen bunları yakıp temizleyip geleyim. Evet modelimi tamamladık. Bakın mürdüm rengini beraber yaptık. Şöyle tutayım. içindeki renklerle bakın. Olan renklerle bu şekilde. Bebeği de daha önce sizler için hazırlamıştım. Şöyle ikisini yan yana tutayım. Çok hoş duruyor gerçekten arkadaşlar. Yani inşallah resim olarak da güzellik yansıyordur. Bu şekilde. Şöyle. Tabi bu arka tarafından ütülendiği takdirde şöyle daha bir güzel olacak. Daha hoş duracak modelimiz. Şöyle hoş çeyizlere layık yapılası bir model. Şöyle modası hiç geçmeyen bazı modellerden bir tanesi de bu herhalde sanırsam arkadaşlar. 15 yılda sürekli herkesin başında herkesin çeyizinde genel olarak bulunan bir model. Ben hep görüyorum siz de görüyorsunuzdur sanırsam. Bu şekilde modelimiz hazır. Sadece bilindik trabzanlı yaprağın yerine farklı bir yaprak yaptım. Ara suyu birebir aynı, çiçekler birebir aynı. Belki biraz benim el farklılığım olabilir. Bakın şu gelen modelde kenar kısmı daha yapışıklı beyazın üstüne. Ve beyaz da bu şekilde daha trabzan nasıl yapılacağını da gösterdim. İki, i̇ki defa dolayıp sıkı sıkı yapılarak bu şekilde kalıp gibi trabzanlar yapılacak. Çok hoş bir model oldu. Gerçekten çeyizlere layık bir model oldu. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak destek olursanız, daha güzel videoların gelmesine vesile olursunuz, sebep olursunuz. Bana da destek olmuş olursunuz. Arkadaşınıza, kardeşinize, ablanıza Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.